Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim limonlu sütlü dondurma. Tencerem içerisine 1 kilo tam yağlı sütümü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı toz salep. Güzelce karıştıralım. Salep erisin. Ben bu tarifte tam yağlı inek sütü kullandım. Eğer siz keçi sütü bulabilirseniz o zaman dondurmanız çok güzel olur. Sütümüzü orta ateşte ortalama 15-20 dakika bu şekilde karıştıracağız kaynattıktan sonra. Daha kıvamda bir dondurma oluyor. Salep bu tarifte hem lezzet veriyor hem de kıvam veriyor. Sütümü devamlı karıştırdım. Ara sıra da kepçeyle bu şekilde havalandırdım. İçindeki su buhar yardımıyla gidiyor. Aynı yoğurt mayalar gibi. Yoğurda da bu yöntemi kullanarak yoğurtlarımız taş gibi oluyor. Yeteri kadar havalandırdıktan sonra dondurmaya sarı rengini vermesi için çay kaşığının ucuyla zerdeçal ilave ediyorum. İsterseniz gıda boyası kullanabilirsiniz veya hiçbirini kullanmayabilirsiniz. Ama zerdeçal kullanırsanız dondurmanın rengi sarı oluyor. Zerdeçal hiçbir şekilde tadına bir değişiklik yapmıyor. Sütüm istediğim kıvama geldi. Uygun bir kabın içerisine boşaltarak tamamen soğumaya bırakıyoruz. Dondurmam tamamen soğudu. Kıvam bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine limonunu ilave edebiliriz. Bir tane limon kullanacağız. Limonun kabuğunu rendeleyelim. Sadece sarı yerini rendeleyeceğiz. Beyazına gelmesin. Rendelin incirini rendeleyin. Limonun suyunu sıkarak üzerine ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Limonu koyarken mutlaka sütünüzün soğuk olması gerekiyor. Eğer sütün sıcak olursa limon sütü kesebilir. Dondurmamızı uygun bir kapaklı kabın içerisine boşaltın. Kıvamını görüyorsunuz. Kapağını kapatın ve buzlukta 1 saat dinlendirin. Daha sonra çıkartıp blenderla karıştıracağız. Bu işlemi 1 saatte 1, 3 defa yapacağız. Dondurmamı 1 saat buzlukta dinlendirdim. Gördüğünüz gibi kenarları dondu ve ortası sıvı kaldı. Şimdi blenderla 3-4 dakika karıştıracağım. Dondurmayı blenderdan geçirdim. Tekrar kapağını sıkıca kapatarak buzluğa alalım. Buzlukta 1 saat kadar daha dinlenecek. İkinci defa daha dondurmamızı karıştıralım. Kapağını kapatalım ve tekrar buzluğa gönderelim. Son kez daha karıştıralım dondurmamızı. Dondurmamızı kapağını kapatarak bir gece buzdolabında dinlendirelim. Dondurmam buzlukta yeteri kadar dinlendi. Size kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde dondu. İsterseniz külahta, isterseniz de kasede dondurmanızı servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı tam yerinde bir dondurma oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.